giyeceğim işte. Ceren'le aynı eteği giyeceğimize söz verdik. Aa, amma inat ettin Öykü. Çamaşır makinemiz yok kızım. Ceren'i arayalım, haftaya giyersiniz. Ya anne, kirli değil ki, ben bunu giyeceğim. Tamam. Tamam, peki ver elimde yıkayayım hadi. Anneciğim yıkama, sen zaten çok yoruluyorsun. Kirli değil, giyerim ben. Ben hiç yorulmayacağım artık. Ayrıca senin için zevkle yorulurum. Canım kızım. Canım kızım benim. Hadi bakalım. Uyku zamanı. Hadi, hadi. Evet. Heh. Öpücük. Buradan da. Bana bak. Sabaha kurmazsa inat etmek yok. Anlaştık mı? Kurur bence. Aa. Bak iyi hatırlattın. Ben niye kurutma makinesi almıyorum ya? Alalım değil mi? Alalım ya kurutma makinesi. Hiç bunlarla uğraşmayalım. Değil mi? Böyle kalmayalım. Kurusun bütün çamaşırlarımız. Değil mi? Değil mi? Canım kızım benim, canım. Oh. Değil mi, değil mi? Değil mi, değil mi? Alayım bir tane. Değil mi? Ozan, neredesin? Kaç defa aradım, saat kaç oldu? Ne demek iş yemeği? Ben niye yokum? Ozan beni delirtme, ben bu şirketin ortağı değil miyim? Ne demek benim görüşemeyeceğim adamlar? Ozan! Ozan! Suratıma kapattı. Suratına kapattı ya. Ben gösteririm şimdi. Hay Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ha Yeşim. Yeşim mi? Yeşim mi dedin sen bana? Adın Yeşim değil mi? Niye bu kadar şaşırdın? Yeşim ablaya ne oldu Zeliş? Hani ben ablaydım. Hırkama kahve döktüm. Şunu da aradan çıkarıversene ya. Sen bana hizmetçi muamelesi mi yapıyorsun? Bak zaten çok sinirliyim. Bana bulaşma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Bırak, bırak saçımı atıyorsun. Sesini öldüreceğim. Kes. Tarık babaya söyleyeceğim. Seni attıracağım. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Bu gürültü ne böyle? Geldi Tarık babam. Hadi attır beni evden. Hadi bakalım. Ya iki yetişkin kadınsınız, bir de akraba olacaksınız. Ya olmaz olsun bunun gibi akraba ya. Babacığım çıldırdı ya. Bir anda üstüme saldırdı. Çamaşır yıkıyordu. Ben de güzelce rica ettim. Benimkini de yıkar mısın dedim. Bir anda üstüme fırlattı hırkayı. Tamam, tamam kes. Saçmalama Zeliş. Saçmalama. Ne demek ya çamaşır yıkatmak falan filan? Nereden çıkıyor bu? Tam tersini yapacaksın kızım. Ben mi yapacağım? Evet, sen yapacaksın tabii. Yeşim ablacığım bırak lütfen, ben yıkarım demen lazım, olur mu öyle şey? Baba ne diyorsun ya? Hayır tamam, uzatma. Uzatma tamam. Yeşim senin büyüğün. Tamam. Bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum. Hayatım ben bir duş alıp yatacağım, tamam mı? Sen keyfine bak. Aç mısın, bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır efendim, ben yedim geldim. Güzel. O zaman ben de dinleneyim biraz. Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim. Tamam. Ben ne yaşadım ya şimdi? Zeliş ne olmuş ya? Bizi gemik azıya aldı. Tabii Ozan yüzünden, o şımarttı. Ne oluyoruz ya? Burada yatmıyorsun artık. Yeşim aşkım, burası bizim yatak odamız. Değil. Bizim yatak odamız değil. Çünkü biz diye bir şey yok. Benim yatak odam. Bak Yeşim. Yeşim açar mısın? Lütfen dedim, bak aç. Konuşalım biraz. Lütfen. Ha. Bu arada ben nikah için tarih aldım. İlla ki erkeğin almasına gerek yokmuş. İyi geceler Muratcığım. Bu aklı sana güzel. Allah kahretsin. Kuruttun beni. Kuruttun beni. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Günaydın baba. Ha günaydın Ozan'cığım. Gel, gel oğlum, gel. Günaydın. Günaydın. Niye siz hazırlıyorsunuz? Yeşim nerede? Hasta mı? Yeşim uyuyormuş. Bugün canı kahvaltı hazırlamak istememiş. Allah Allah.
Allah, bence de Allah Allah. Oh, mis gibi, mis gibi olmuş. Azra'cığım, soğumuş mu bu? Isıtsak mı? Yok, yok, iyi dayı bence. Tamam, bugün de böyle yiyelim. Hadi bakalım çocuklar. Ay! Günaydın! Öykü'yü servise bindirdim. Sonra bir uyumuşum. Yani şu tıkırtılarınız olmasa öğlene kadar uyurum. Sağ ol. Günaydın canım, günaydın. İyi ki kalktın bak, bu kadar uyumak iyi gelmez insana değil mi? Yeşim, çay koyar mısın sana zahmet? Dur canım, ben koyarım, ben koyarım. Bana demli koy. Kim yaptı çayı? Ben. Niye? Bakacağım şimdi. Hadi Murat, hızlı. Kokusu geldi. Bergamot koymuşsun. Şu koku olmasa çay içemiyorum. Afiyet olsun. Nasıl geçti iş yemeğin? Ozan, Çetin Bey de geldi mi? Geldi baba. Bir ön sözleşme yaptık gibi. Biz yürüyüz o ekiple. Bravo, bravo. Bana sorulmayacak mı Ozan? Ne soracağız sana? Hayır, yani ortağız ya biz. Belki ben Çetin Beylerle iş yapmak istemiyorum. Niye istemeyeceksin ki? Adam iş merkezi ihalesi almış. Yaptığı işler de ortada. Niye istemeyeceksin? Bu böyle mi olacak Ozan? İş görüşmelerine sen gideceksin, sen görüşeceksin, her şeye sen karar vereceksin. Bu böyle mi yani? Haklı. Bence çok haklı. Yani kuzenim diye demiyorum ama Zeliş doğru söylüyor. Bu iş böyle olmaz. Yeşim, biz karışmasak diyorum. Aa, niye karışmıyoruz canım? Sermayeyi veren biziz. Siz sermaye falan koymadınız Yeşim. Ne oluyor? Babam destek oldu bize. Senlik bir durum yok yani. Tamam Ozan, tamam tamam. Biz de aramızda konuşuruz Yeşim'le. Niye aramızda konuşuyoruz canım? Biz bir aileyiz. Ne konuşulacaksa birlikte konuşulacak. Hiç sevmem öyle arkadan işi çevirmeyi falan. Biliyoruz. Murat. Bence Ozan'la Zeliş'in arasını bozacak bu iş. Bak, dün bir bugün iki. Didişmeye başladılar bile. Sana ne ya? Sana ne? Şu Zeliş'teki gerginliğe bakar mısın? Dün de böyle bir yükseldi. Ha, yıpratacak evliliklerini. Bir sussan mı artık sen? Susacağım Ozan'cığım ama son bir lafımı söyleyeyim. Murat, bence Zeliş ortaklıktan ayrılsın. Ne? Baba, baba ne diyor bu? Baba. Haksız da değil oğlum. Karı koca aynı iş yerinde olunca işte başladınız oğlum. Ne oluyoruz ya? Baba ne diyorsunuz siz? Pes. Gerçekten pes artık. Ay, şu bergamot kokusu olmadan var ya, asla yapamam. Asla. Zeliş. Canım tamam, tamam. Üzülmüyorum ben, tamam. Bir dolap, bir şey dönüyor ama merak etme. Çözeriz, tamam mı? Neyi çözeceksin Ozan? Neyi çözebildik bugüne kadar? Ayıp ediyorsun ama. Öyle mi oldu şimdi? Sorun sen değilsin. Sorun seninkiler. Baban ayrı, annen ayrı. Bu ne ya? Yeşim Hanım bir anda parmağını şıklatsın, baban ağzı değiştirsin. Ne yaşıyoruz biz? Anlamadım. Ben de anlamadım zaten. Bu adam dün başkaydı, bugün başka. Ama tamam, merak etme. Ben konuşacağım babamla. Bir şey olmuş belli ki. Sen sakin ol. Sabaha kadar konuş. Hiçbir şey değişmeyecek ki Ozan. Görmüyor musun? Baban Yeşim'in ağzının içine bakıyor resmen. Belli o Yeşim bir şey yapmış. Kesin bir şey yapmış. Tamam, tamam, tamam. Artık sus. Tamam, bir sakinleş. Konuşacağım diyorum babamla. Tamam? Konuş Ozan. Ne olmuş? Öğren lütfen.
Böyle kalmamalı. Bu bizim şirketimiz ya, bizim. Ben çok emek verdim bu şirkete. Tamam, tamam canım, tamam dedim, tamam. Ben çok yoruldum Ozan. Hiç gücüm kalmadı artık. Üzülme Efsane. Tamam, seni üzülme. Sen merak etme, ben konuşacağım babamla, tamam mı?